İttifakını oluşturan partilerin genel başkanları ittifakın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 2 Mart'ta toplanacak. Tabi kulislere göre de en güçlü aday Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ön planda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi. Tabii İyi Parti'nin de üzerinde mutabık sağlanacak bir aday ee, öner önerememesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yönelik itirazlarında zayıfladığı belirtiliyor. Millet İttifakı'nın yeni toplantı tarihi belli oldu. 6 Genel Başkan 2 Mart Perşembe günü toplanacak. Maraş merkezli çifte deprem nedeniyle Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlemesi planlanan 13 Şubat'taki toplantısı ertelenmişti. Partiler 18 Şubat'ta bir araya gelmişti. Toplantı için bir sonraki tarih 2 Mart olarak işaret edilmişti. Ve 6 lider 2 Mart'ta toplanıyor. Liderlerin gündemindeki ana konu başlığı Cumhurbaşkanı adayını belirlemek olacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre adaylık için en güçlü isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İyi Parti dışındaki partilerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz yok. İyi Parti'nin kazanacak aday ısrarı sürdürmekle beraber üzerinde mutabakat sağlanacak başka bir aday önermemesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'na evet deme ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Adayın 2 Mart'ta yapılacak toplantıda netleşmesi ve aynı gün ya da birkaç gün sonra düzenlenecek özel bir toplantıyla duyurulması bekleniyor. Liderlerin mutabakata varması beklenen bir diğer konuysa parlamenter sisteme geçişin yol haritasını netleştirmek olacak. Altı genel başkandan birinin Cumhurbaşkanı olması durumunda diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı mı yoksa milletvekili mi olacağı konusu da karara bağlanacak. Masadaki bir diğer gündem ise parlamento seçimlerine hangi yöntemle gidileceği konusu olacak. Bu konuda partiler kendi çalışmasını tamamladı. Her partinin 41 ilde kendi adıyla diğer illerde ise tek ya da iki listeyle seçime girilmesi ittifak içinde ittifak gibi farklı senaryolar gündemde. İttifak komisyonu bu senaryolar üzerinde çalışarak en fazla milletvekili çıkaracak formülü bulmaya çalışıyor.